geldi? Ne kadar geldi? 2900 lira geldi. Öncesi? 1000 lira. Yani Aralık'ta gelen 1000 lira. Şubat'ta gelen 2900 lira. 3 katına yakın. Aynen öyle. 2,5 3 kat. Aynen öyle geldi. Yaktığımızda inanın elektrik bu. İşte sobaya işte bir de bu soba. Klimayı hiç açamıyoruz zaten. Doğru diyorsun. Allah. Esnaf ne diyor? Nasıl esnafın durumu? Faturalar herhalde direkt. Ya ben bu millete inanmıyorum. En başta. Ben de işte bir dışarıda şeyim ama inanmıyorum inanın. Baktığın zaman herkes isyanlarda. Ama sonuçta yine bu şekilde devam ediyorlar ama değişecek bu sefer değişecek. Hep beraber değiştireceğiz. üçten aşağı gelmiyor. Elektrik bir almıyoruz. İşte her şeyimiz elektrik. Tansiyonumuz, dolaplarımız, soğutucumuz ve mecburuz bu şekilde olması gerekiyor. 35 lira, 3 lira, 35 lira. Kira mı? Kira. Ne kadar? Olur mu 35 lira? Söyle, 5 kişi, 3 kilo süt. Ne yapacağız bir hafta? Evet, yoğurt yapacağım. Geçen seneden beri değişti mi biraz? Ne olarak? Yani İki tane genç delikanlı var. Yakın. Bu böyleydi. Son halini bilmiyorum. Daha artış olması gerekiyor. Ürünlerin fiyatlarına artışta durum. Daha bile gideceğim yani şimdi. Biz almakta çok zorlanıyoruz. Çünkü çok zorluyorlar bizi. Şartlarımızı çok zorluyorlar. İster alın ister almayın diyorlar ama biz onun müşteriyi söyleyemiyoruz. Bekleyin hanımefendi başkanım. Çok selam ediyorum. Eşinize çok selam söyleyeyim aileye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii buyurun. Bakın bizim dertlerimiz başka. Ben 20 senedir buradayım. Kira köşelerindeyim ve benim evim var, arsam var. Ben var olan evimi yenilemek istediğimde belediyeye gittiğimde bana diyor tahliye ediyor. Yani bunu söylemeye hakkı var mı bir devletin, bir hükümetin? Ben gidip de başkan yardımcısıyla görüşmek istediğimde bana dedi ki ev yapmak istiyorum dedi. En doğalısı benim yaşam alanım olması gerekiyor. Ben hayvanları, kediye, köpeğe yuva yapıyor ama insanoğluna yapılmasına izin vermiyorlar. Bana şey diyor, mahkeme var diyor, bu ülkenin mahkemesi var, hakimi var, savcısı var. Ben ne yaptım diyorum. Ben hırsızlık mı yaptım? Hayır. Ben ev yapmak istiyorum ve ona izin vermiyorlar ve beni bu şekilde de şey ediyorlar. Mağdur ediyorlar ve tehdit ediyorlar. Ya bırak git ya da diyor mahkeme var. Ben ne yaptım? Kime ne yaptım? Ama kusura bakmayın yani artık birileri bunlara dur demek lazım. Diyeceğim. O birilerinden birini başarır. İnşallah. Kimin olduğu önemli. Desteğine de bulunuyor. Ya iki seçimde hep bir ümit değil. Ama bir şeyler neden engel olmuyor? Yok yok. Bu defa başarı sonuna geldi. Çok selam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Başınızda ağrıdan kalamayın. Mücadele devam. Hep birlikte bu sorunları aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti çok kaynakları güçlü. Çözüm istendiğinde gerçekten kalkınma noktası çok avantajlı bir bölgede. İnanın inşallah ki bizim bir İsrail gibi olmayın. 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 Çok selam ediyorum. Fırın, elektrik, her şey doğru, gaz. Arttı. Evet, her arttı. Şey arttı. Nasıl oldu? Bu ay nasıl faturalar? Faturalar bu ay 2 katı geldi. Kaç geliyordu normalde? Normalde 2,5-3 gelirken yani 1,5 milyar fark etti. Örneğin 2,5 milyar öderken şu anda 4 milyar doğalgaz faturası geldi. Siz burada çalışıyor musunuz? Sizin yok, bizim kendi yerimiz. Kendiniz. Kaç senedir buradasınız? Benden önce tabii doğma büyüme buralıyım. Babamlar da 68'den beri fırın çıkmadı. Peki kavacıda. Şeyi soracağım, satış nasıl? Satış normal. Herhangi bir problem yok. Şimdi kaçtan gidiyor? Kaç gram ekmeği? Şu anda 200 gram normalde. 220 gram geliyor ekmekler. 2 lira 50 kuruştan satıyoruz. Normalde 3 lira. Size kaça mal oluyor? Ortalama şu anda maliyetler zaten şu anda çok yüksek. 2 lira 50 kuruş aydın. Başkanım hoş geldiniz. Babamızı koydum. 2 lira 50 kuruş. Evet. 2 lira 50 kuruş şu anda ortalama bir ekmeğin maliyeti. Yani 10 kuruş 20 kuruştan fark edebilir. Niye? Şu fiyatları daha öncelerden bundan 3 ay önce 182 liradan un alıyorduk. Şu anda 400 liradan alıyoruz. Un 2,5 kat arttı. Maya şu anda 200 lira oldu.
Ondan öncesine ve bundan yine 3 ay öncesine kadar mayalar 90 liraydı. 150 liraya çıktı, şimdi dün 200 lira oldu mayalar. Yani buğdayının mayasını bile üretememem. Üretemiyoruz. Şu anda zaten buğdaylar da Kazakistan'dan geliyor zaten. Türkiye'de bütün buğday üretilmiyor. Kazakistan'dan, Rusya'dan geliyor. Doğru diyorsun. Un, zeker zaten bundan geliyor ama buğdaylar Kazakistan'dan. Aslında ekmek nasıl? Aslında ekmek. Aslında ekmek var. Bir 50 lira bırakır bunu sen. Tamam, başkanım. Var, veriyoruz tamam. Zaten. Normal baskıda var. Olmasa bile biz zaten temin ediyoruz. Yani kimseyi zor durumda bırakmıyoruz. Gelen herkese baskıda ekmek bırakıyoruz yani. Olsa da olmasa da kimseyi boş geri çeviriyoruz. Eyvallah. Çok sağ ol. Sağ olun. Aileye çok selam edin. Benim için maske yok, ben bekarım. Yani zaten bu elektriklerde özelleştiği için ne oluyor? Alıyorlar, onlar üzerine %15 belki daha fazla zamı ekliyorlar. Devletten %34 artık neyse alıyor, %15 üzerine ekliyor. Siz her şeyi biliyorsunuz ya. Çok selam ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Herkes olsun. Çok selam, aileye çok selam. Ana dağılmışsınız. Neresinden? Nasıl? Nasıl? Pahalı. Ne kadar harcadın? 150 lira harcadın. Hepsi yeşillik. Emekli aile ne yapıyor aile? Nereye yetiyor? Yetmiyor ki. Yetmiyor. Yetmiyor. Çocuk var, sorun var. Sorun bakıyor. Allah bağışlasın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyoruz. Genel Başkanımızın selamını getiriyoruz. Hem faturalara hem elektrik gaz faturalarına hem de mutfak masraflarına çare olacak işler yapacağız. Genel Başkanımız bize neresinden? Telefonu. Aileye çok selamlarımızı söyleyin. Genel Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Çok selamlar. Sivas'taydık geçen ay. Abdülhatif Şener Bakanımız benim koridorda şeyimiz. Gezdik beraber. Ondan önceki de. Benim gibi verenler de çok şurada rahat vermeyenler. Çok değişik aslında geliyor. Olmaz oluyor. Genel Başkanımızın esnafa ciddi nefes verecek, can suyu verecek vaatleri var, projeleri i̇nşallah, var. İnşallah. Maliyetleri elektrik dahil olmak üzere pazar yangınını i̇nşallah, söndürecek inşallah şeylerimiz var. Bize bir şans tanıyın. Genel Başkanımızın i̇nşallah selamıyla inşallah, inşallah şey yapalım. Yani. Gönlünüzü, ya kalbinizi de, bize de açın. Faydası neyse inşallah o gelsin diye yapacak. Şu biz partici olarak değiliz artık. Şeyimizi bizim partimiz Türkiye. Aynen öyle. Doğru aynen mu? Ama milletin bu derdine, sıkıntısına da çare bulmamız lazım. Vallahi başkanım biz şimdi EYT'ye mağduruyoruz. İnan emekli olsam burada durmayacağım. Gideceğim Sivas'a. Ne kadar süre var? Bir dahaki senenin sonu. Normalde de. Evet, çok geldi. 4 sene önce olmam lazım. Yani 4 sene işte şey olur. Şu anda bekliyoruz. Çok olana mı bırakacaksın? Öyle yapacağım. Ya da birader bakacağım. Gideceğim memlekete. Bize oy ver. Seni Sivas'ta ziyaret edelim. İnşallah. Divriğine gelelim. İnşallah. Abdülhatif Şener Başkan'la gelelim. Olur mu? Çok selam ediyorum. Aileye çok selam. Abi Allah'ın izniyle senin desteğinin sorunlarına çözüm olmaya İnşallah. Yarın da Beykoz'dan bak.